Evet değerli basın mensupları. Hepinize iyi günler diliyorum. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız sona erdi. Bugün maalesef elim bir trafik kazasında Sivas İmranlı Belediye Başkanımız benim de değerli arkadaşım Murat Açılı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, tüm İmranlı halkına, Sivaslılara başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan başka vatandaşlarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Aynı zamanda başka bir vefat haberi daha. Galatasaray'ın 37. Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine, Galatasaray'a ve futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu hafta Musevi vatandaşlarımızın Hanuka bayramı. Hanuka bayramını tebrik ediyoruz. Hanuka bayramının barış ve kardeşliğimizi güçlendirmesini diliyoruz. Değerli basın mensupları bugün TÜİK Kasım ayı güven ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi bu ay 99.3 puan olarak gerçekleşti. Endeks 4 aydan sonra yeniden güven sınırı olan 100 puanın altına düştü. Ekonomide bir süredir kötümsel bir hava esiyor tekrardan. Bu ülkede her şeyden ben sorumluyum diyenler bu esen kötümser havanın da sorumlusu. Değerli basın mensupları, <laughs> Türkiye ağır bir kur şoku yaşıyor. Erdoğan'ın açıklamalarıyla bizzat kendisinin çıkardığı bu döviz krizi nedeniyle paramız sadece dolar karşısında değil, tüm yabancı ülke para birimleri karşısında değer kaybediyor, kar gibi eriyor. Dolar almış başına giderken paramız da pul oluyor. Halkımız yoksulluğu hayatın her alanında yaşıyor. Yaşanan kur şoku karşısında eli kolu bağlı olan saray iktidarı yine suçluyu dışarıda arıyor, aynaya bakmıyor. İktidarın kur şoku karşısındaki yaklaşımı mandacı iktisatçılar, mandacı siyasetçiler, hainler, faiz lobisi, geziciler, faiz baronları, dış güçlerin hesaplaşması sloganlarından, söyleminden öteye geçemiyor. Bu söylemin de vatandaşımızın günlük hayatına, ekonomisine, cebine hiçbir katkısı yok. Allah aşkına kim mandacı, kim faiz baronu? Mandacı arıyorsak sarayın beceriksiz ekonomi yönetimine bakmak lazım. Mandacı arıyorsak Mandacılar, Cumhuriyet tarihi boyunca edindiğimiz değerleri yabancılara peşkeş çekenlerdir yandaşlarına dolarla ihale verenlerdir. Kendi vatandaşını emperyalistlere ucuz iş gücü olarak pazarlamaya çalışanlardır. Değerli basın mensupları, bir dış güçler masalıdır, gidiyor. Oysa bu kriz, 2018 yılında ülkenin bu ucube başkanlık sistemine geçtiği anayasa referandumundan sonra başladı. Dövizdeki önlenemeyen yükseliş, Erdoğan'ın 20 Mart 2021'de Naci Ağbalı bir gece, bir cuma gecesi Gece yarısı kararnamesiyle, görevden almasıyla devam etti. Şimdi soruyoruz. Dış güçler, dış güçler diyorlar ya. Naci Ağbal'ın görevden alınmasını size size dış güçler mi tavsiye etti? Dış güçlerin telkinleriyle mi Naci Ağbal'ı görevden aldınız? Ağbal görevden aldıktan sonra pazartesi günü dolar 1 lira daha yükselmişti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Yeni başkan %19 olan politika faizini %18'e düşürdü. Dolar tekrar zıpladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ve bir para piyasaları kurulu üyesini görevden almasının ardından dolar yeni bir zirve daha yaptı. Şimdi tekrardan soralım. Merkez Bankası başkasının, Başkanı'nın değiştirilmesini size dış güçler mi telkin ediyor? Merkez Bankası Başkan Yardımcılarını ve para piyasası kurulu üyesini değiştirmeyi size dış güçler mi sufle veriyor? Dış güçler mi bunu size yaptırıyor? Merkez Bankası faizi 200 bas puan indirerek %18'den 16'ya çekti. Kararın ardından döviz yeni rekorlar kırdı. Türk lirası eridi. Beşli şete servetine servet kattı. Bunu da mı size dış güçler yaptırdı? Bu da mı dış güçlerin size vermiş olduğu talimatlarla gerçekleşti? Bu da etmedi. Merkez Bankası sarayın telkiniyle faiz oranlarını yüzde on beşe indirdi. Dolar on üç lirayı gördü. Toparlanmayı beklerken Erdoğan yeniden çıktı ve İzmir'de biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek dedi. Döviz yeniden alevlendi. Seni böyle konuşturan dış güçler miydi Erdoğan? Bugün biz basın toplantısına girmeden önce Sayın Erdoğan yine uçakta konuşmuş. Sabah görmüş olduğumuz döviz kuruyla Sayın Erdoğan konuştuktan sonraki döviz kuru yine farklılaşmış, döviz yine yükselmiş. Bu sefer talimatı kimden aldın Sayın Erdoğan? Seni de mi dış, seni dış güçler konuşturuyor, sen de bu ekonominin zora girmesi için onların amaçlarına hizmet mi ediyorsun? Erdoğan bile bile yaptığı bu açıklamalarla dolar krizini alevlendiriyor. Alev ülkeyi sarıyor. Erdoğan Roma'yı yakan Neron gibi. Sarayından yangını izliyor. Bu yangının hesabı illaki sandıkta sorulacak. Tüm bunların, bütün bu yaşatmış olduğ olduğu zorlukları, finans ve ekonomi piyasalarında yaşanan sıkıntıları, vatandaşın cebinde eriyen parayı size dış güçler talimat veriyor ve siz o sayede mi yapıyorsunuz? Nedir bu dış güçler masalı? Şimdi de faize ezdirmeyeceğiz dedikleri vatandaş dövize ve enflasyona ezdiriliyor. Sayın Erdoğan, Türkiye kur şokundan kaynaklı büyük bir buhranla karşı karşıya. Siz geçmişte başka ekonomi politikaları izliyordunuz. Şimdi o ekonomi politikalarını kötürü kötülüyorsunuz. Yine mi kandırıldınız? Sizi kandırdılar mı? Değerli basın mensupları, biliyorsunuz bir süredir iktidar yeni bir ekonomik model denemeye başlamış. Ama biz onlara 20 senedir aklınız neredeydi diye sormak zorundayız. Düşük faiz, yüksek kur politikasına geçtiğini söylüyor iktidar. Öte yandan Damat Berat Albayrak ekonominin başındayken 128 milyar doları kurları kontrol altında tutmak için sat, satıldığı söyleniyordu. Hatta Damat dolar 8 lira olacak, 10 lira olacak diyen vatandaşlara, yazanlara ağır hakaretler ediyordu. Dolar yükselmesin diye kamu bankalarından bu dövizleri satmadınız mı? Dolar 10 lira olacak diyenleri tarihin bir cilvesi Tesadüf bu ya. Hakim karşısına çıkarıp yargıladılar. Hem de hangi gün yargıladılar? Dolar 13 lirayı geçerken yargılamaya kalktılar. Yani 10 lira olacak diyenleri 13 lirayı geçtiğinde neden 10 lira dedin? Senin sayende döviz yükseldi demek için yargılamaya kalktılar. Bütün bu politikaları uygulayan damat senin damadın, senin bakanın değil miydi? Bürokratlar senin atadığın bürokratlar değil miydi? Sen bu ülkede başkanlık sistemine geçerken her şeyin sorumlusu benim. Bu kardeşinize verin bakalım bu yetkiyi. Bu enflasyon nasıl düşecek? Bu faiz nasıl düşecek? Diyen kişi değil miydin? Bunları da mı sana dış mihraklar, dış güçler söyletti? Şimdi Erdoğan çıkmış. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçeteleriymiş. Kendi sözleri. Küresel siyaset ve dolar baronlarının şantajlarıymış. Bunların hiçbiri insanımızın işinden, aşından, geleceğinden önemli değil. Bunun için dünyada gelişmekte olan ülkeler üzerinden enflasyonu yükseltip, faiz arttırarak ekonomiyi sıcak paraya boğup sonra faiz ve kur düşünce yüzde elli kârlarla çıkma oyununun önünü kesecek adımları attık diyor. Sen bunları söylüyorsun da düşük kur politikasını siz uygulamıştınız. Yeni ekonomik modeliniz tam bir deli gömleği. Bu gömleği işçiye, çiftçiye, emekli ve çalışanlara, toplumun hiçbir kesimine giydiremeyeceksiniz. Bu deli gömleği paramızı pul eden, çarşıyı, pazarı felce uğratan, üretimi durduran bir gömlek. Karşılığı işsizlik, karşılığı hayat pahalılığı, karşılığı hızla eriyen emekçilerimizin maaşları. Devleti yönetmeyi beceremeyen, sistemin çivisini çıkartan, milleti perişan eden, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartan bir gömlek. Vatandaşımız şimdi yüksek kurun ve kura bağlı fiyat artışlarının altında inim inim inliyor. Yine ekonomik modelle bu saray rejimi ekonomik kurtuluş savaşı veriyormuş. Güler misiniz? Ağlar mısınız? Değerli arkadaşlar, geçen hafta piyasalarda öyle bir yangın vardı ki <laughs> kurdaki yüksek oynaklıktan dolayı piyasada fiyat oluşamadı. Bir üretici ya da satıcı malını satmak istiyor. Karşıda talep var. O malı almak isteyenler var. Ama dövizin bu kadar hareketli olmasından kaynaklı hangi kurdan fatura keseceklerini belirleyemiyorlar. Ekonomi tam anlamıyla durdu. Vadeli piyasalar çalışmaz oldu. Çek senet devre dışı kaldı. Elinizde nakitle mal alamaz hale geldiniz. Geçen hafta Türkiye'yi böyle bir duruma getirdiler. Satış yapan esnaf sattığı malın yenisini yerine koyabilecek mi? Belli değil. Bundan emin değil. Dolayısıyla malını satma konusunda imtina etti. Böyle bir ortamda sen Faizi düşürsen kaç yazar? İnsanların ne ekonomiye, ekonomi yönetimine ne de iktidara güveni kalmadı. Değerli basın mensupları, resmi gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanunu genel tebliğine göre yeniden değerleme oranı %36.2 olarak belirlendi. Harçlar haraca döndü. Saray iktidarı yine tasarruftan itibar, itibardan tasarruf etmemek için faturayı vatandaşa biçti. 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları yıl sonunda resmi gazetede yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecek. Vatandaşımız yeni yılın ilk gününü gözünü açtığında yeni zamlarla karşılayacak. Bir örnek verelim. 1-3 yaş aralığında olan bir otomobil. Motor silindir hacmi 1300 ile 1600 cc arasında olan bir otomobil için ki Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil türü, motor türü Motor taşıtlar vergisi 1830 liradan 2492 liraya çıkacak. 3 yıl üzeri pasaport harcı 1085 liradan 1475, 1478 liraya. Defter bedeli 180 liradan 245 liraya çıkacak. Sürücü belgeleri için ödenen 271 liralık harç ise 369 liraya çıkıyor. 2022 yılı memur ve emekli maaş zammı enflasyona göre %12 olarak belirlenmiştir. TÜİK'in makyajladığı, tırpanladığı, fiyatları nereden aldığı belli olmayan fiyatlarla üretmiş olduğu rakamlara göre %12 olarak maaş zamı belirlenmişti. Asgari ücret zammı içinde görüşmeler başlayacak. Ancak memura, emekliye verilecek zam daha memurun emeklinin cüzdanına girmeden eridi gitti. Resmi enflasyon 19 küsür 20'ye yakınken harçlara niye 36.2 zam yapıyorsunuz? Biliyorsunuz Erdoğan'ın bunu düşürme etkisi var. Yeniden değerleme oranını düşürme etkisi var. Buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyoruz. Yeniden değerleme oranını düşür ki bari vatandaşa bütün bu yaratmış olduğun kaotik ve ekonomik zorluklar içinde yaşanan süreçte bari nefes alacak bir alan kalsın. Değerli basın mensupları, saray iktidarının yeni ekonomik modeli şart tüccarlarının iştahını kabarttı. Ellerini ovuşturarak ülkemize gelip peş peşe anlaşmalar imzalıyorlar. Son olarak FETÖ darbesinin arkasında olduğunu söyledikleri neredeyse partinin her bir yetkilisinin ağzından tek tek ifade ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliahtı kırmızı halıyla karşılandı. Ekonomistler Birleşik Arap Emirlikleri'nin yatırım yapma amacının ucuz ekonomik varlıklardan yararlanma çabası olduğu görüşündeler. 15 Temmuz'da Gazi ve şehit yakınları için 15 Temmuz'dan sonra gazi ve şehit yakınları için toplanan bağışların üzerine çöktünüz. O paraları gazi ve şehitlerin ailelerine dağıtmadınız. Şimdi de 15 Temmuz'un sorumlusu, finansörü dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı ile yakın ilişkiler kuruyorsunuz. 15 Temmuz'da darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan gazilerimizi incitiyor, şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Sizin dininiz, imanınız para mı? Başka bildiğiniz bir şey yok mu? Şehit yakınlarının ve gazilerin suratına nasıl bakacaksınız? Bu zikzaklı politikanızda, bu kimseyi inandıramadığınız yalanlarınızda. Ülkeyi adeta kelepire çıkardınız. Cumhuriyet tarihi boyunca edinilen bütün değerleri Yağba Hasan'ın böreği gibi yağmalatmaya hazırlanıyorsunuz. Bir tek başına geçip, batan geminin malları bunlar diye çığırtkanlık yapmadığınız kaldı. Cumhuriyet tarihi boyunca edindiğimiz bütün malımız, mülkümüz pazara çıkmış. Yabancılara yok fiyatına satılıyor. Ülkemizde mülkiyet artık el değiştiriyor. Erdoğan yönetiminde ülkemiz yabancılara dolarla para kazananlara, dolarla avroyla gelir garantisi verilen yandaş çetelere adeta cennet oldu. Vatandaşımızın hesabına ise yoksulluk kaldı. Anlaşılıyor ki ucuza kapatılan şirketleri, gayrimenkulleri, Türk varlıklarını daha çok duyacağız. Hafta sonu basında bir haber vardı. Bir milyondan fazla Bulgaristan vatandaşı sınır şehirlerimizi ziyaret etmişler. Oradaki ucuz ürünlerden almak için sıraya girmişler. Özel bir çaba göstermişler. Yerli ve milli olduğunu baştan beri ısrarla iddia eden bu iktidar Bulgaristan vatandaşların hayır duasını almış. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ahını alıyor. Onların hayır duasını alamıyor. Demek ki onların yerlilik ve millilik sınırlarına Bulgaristan vatandaşları giriyor ama bizim vatandaşlarımız girmiyor. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin yabancı yatırımcıları çekmek için yaptığı yaptığı çağrıda vatandaşlarımızı ucuz iş gücü olarak tanımlamasını unutmadık. Şimdi de ucuz iş gücü cennete dönüştürdükleri Türkiye'yi dilediklerince yağmalatıyorlar. Saray hükümeti halkımızı fakirleştiriyor ve emekçinin emeğini değersizleştirerek ucuz iş gücü olarak pazarlıyor fakirliği pazarlamaya hazırlanan bir iktidarla karşı karşıyayız. Düşük faiz, yüksek kur diyen sarayın tek bir vaadi kaldı. O da emek sömürüsü. Yönetme ehliyetini tamamen kaybetmiş AKP iktidarı kendi menfaatlerine sahip çıkmak için memleketi açıkça yıkıma sürüklüyor. Yoksulluğu, işsizliği, yolsuzluğu bitireceği vaadiyle 2002'de iktidara giren Erdoğan, vatandaşı kuru simide muhtaç hale getirdi temel gıda maddelerine gelen zamlar simit almayı bile zorlar hale geldi. İzmirli bir simitçi tezgahına astığı yazı ile yarım simit satmaya başladığını duyurdu. İzmirliler gevrek diyor biliyorsunuz. Yarım gevrek fiyatı ortaya çıktı böylece. Artık askeri asgari ücretli bir aile simit yemez hale geldi. Ankara'da önceki gün ucuz ekmek alabilmek için yağmur altında halk ekmek büfesinin önünde oluşan uzun kuyrukları Sosyal medyada gördük. Görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kahvehanelerde ucuz olsun diye şekersiz ve yarım bardak çay satışı yapılıyor. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Sıvı yağ bardakla, salça kaşıkla, toz şeker gramla, çocuk bezi taneyle satılmaya başladı. Vatandaşımız Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez böyle bir duruma düşürüldü. İşte bu Türkiye'nin utanç tablosudur. Peki saray iktidarının bunlardan haberi var mı? Saray medyası bakıyorsunuz hiçbir sorun yok. Her şey gülük gülistanlık. Saraydan bakınca bunlar görünüyor mu? Tabii ki görünmüyor. Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler sokağa çıkamıyorlar ki bu tabloları görsünler. Erdoğan yüzlerce korumayla çıkabiliyor ve o da bu tabloyu göremiyor. Bu tablodan göremese de Erdoğan sorumlu. Bütün bunların hepsi sizin basiretsiz yönetiminizin eseridir. Memleketi öyle bir hale getirdiniz Öyle yoksul, öyle sıkıntılı bir hale getirdiniz. Ama ondan sonra utanmadan milletvekilleriniz çıkıyor, soğan ekmek yemekten bahsediyor. İki kilo et yerine yarım kilo et yesek ne olur ki diyor. Kiloyla domates almayıp tane tane almaktan, bunun da sağlığa ne kadar yararlı olduğundan bahseden, vatandaşla dalga geçer gibi konuşan milletvekillerinin demeçleriyle karşı karşıya kalıyoruz. O kendilerince vaziyeti kurtarma peşinde olan milletvekillerine sesleniyorum. Bırakın hamaseti. Size 2825 lira verelim. Asgari ücretle ay sonunu çıkarın. Bakalım oluyor muymuş olmuyor muymuş. Ondan sonra çıkar vatandaşa derdinizi anlatırsınız. Önümüz kış. Simide muhtaç bırakılan vatandaşımız kara kışı nasıl geçirecek? Bunu düşünmesi lazım iktidarın. Bir yanda enerji krizi, bir yanda da mutfaklarda büyük bir yangın var. Akaryakıta her gün zam geliyor. Akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar oluşuyor. Sayın Erdoğan derdi ki, ey gençler, siz kuyrukları bilmezsiniz. Eskiden bu ülkede kuyruklar var derdi. Senin sayende gençler de kuyruklarla tanıştı Sayın Erdoğan. Hem de geçmişte yaşanmayan kuyrukların on katı uzunlukta farklı çeşitlerde kuyruklarla karşılaştı. Akaryakıta gelen zamların sonucunda Türkiye artık insanların araba kullanamayacak duruma geldiği bir ülkeye doğru gidiyor. Bizim hemen yanımızda siz değerli basın mensupları gelirken görüyorsunuz iki bina yanımızda icra mahkemesi var. Her geçen gün önünde bekleyen vatandaşlarımızın sayısının arttığını biz Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gelip gittikçe çok net görüyoruz. Siz de bugün toplantıya gelirken muhtemelen fark etmişsinizdir. Erdoğan kendi saray düzenini devam ettirmek için vatandaşı yoksulluğa terk ediyor. Bunun hesabını sandıkta vereceksiniz. Doğalgaz fiyatları yükseliyor. Kömür fiyatları almış başını gitmiş. Elektriğe peş peşe zam geliyor. Vatandaş bu kara kışta nasıl geçinecek? Bunu soruyoruz. Doğalgaza, elektriğe gelen zamlardan yılan vatandaş tekrardan soba yakmaya başladı. Geçen yıl tonu 650 lira olan odunun fiyatı 1200 lira çıktı. Kömürün fiyatı da yükseldi. Yani doğal gaz faturasından, elektrik faturasından kaçayım derken, akaryakıt fiyatlarından kaçayım derken Kömüre oduna yönelen vatandaşımız da aynı zorluklarla karşılaşıyor. Bu vatandaş nasıl ısınacak? Temel gıda fiyatları artıyor. Bu vatandaş artık yarım simitte nasıl duyacak? Krizin ayak sesleri gelirken, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapıcı bir muhalefet örneği sergileyelim, iktidara krizden çıkış için, buhrandan çıkış için çözüm önerilerimizi iletelim istedik. Geçmişte de bunu yaptık. Bu krizin vatandaşlarımızı, 83 milyon yurttaşımızı etkilememesi için Cumhuriyet Halk Partisi üzerine düşen görevi bir muhalefet partisi olarak çözüm önerilerini ortaya koyarak yaptı. Gelin yeni bir çözüm önerimiz var. Dillendiriyoruz. Gelin bu kara kışta açıkta kalan vatandaşa sıcak bir kucak açalım. Kara kış fonu oluşturulsun önerimize. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz öneriye sırtınızı çevirmeyin. Vatandaşı koruyacak, kollayacak bir iş yapın ömrü hayatınızda itibardan tasarruf yapsalar, kara kış fonunu aktarsalar bu kış milyonlarca yoksul rahat bir kış geçirir. Ama biliyoruz ki bizim önerilerimizi bazen sadece biz söylediğimiz için, bazen de bizim önerilerimizi dikkate almama çabasıyla kulak kabartmıyorlar. Vatandaşımız merak etmesin. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşımıza bu kış, bu kara kışı geçirmek için, atlatmak için gereken desteği vermeye şimdiden başladılar. 3-16 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 35.407 aileye gıda nakli yardım, 215.224 aileye de gıda yardımı yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler vatandaşımızın pandemi sürecinde nasıl yanındaysa bu kara kış dönemi, döneminde de yanında olmaya devam edecek. Çünkü çözüm radyesi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu iktidar vatandaşla didişiyor. Bizim belediyelerimiz kooperatiflerle işbirliği yaparak vatandaşın ucuz ve kaliteli gıdaya erişimini de temin ediyor. Değerli basın mensupları, ticaret durma noktasına gelmiş, ekonomi ağır hasar almış, vatandaş yoksulluk içinde kıvranıyor. Erdoğan ise tüm bunları bırakmış. Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor diyor. Bunun için de Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşları bu ülkede giderek büyüyen açlık ve kıtlık tehlikesine karşı İnsani yardım faaliyetlerini arttırmışlar. Peki bizdeki kara kışta kalan yoksullara kim bakacak? Sayın Erdoğan, bizim yoksulların elinden kim tutacak? Gelin bu kara kış fonunu kurun, size tekrardan önerimizdir. Değerli basın mensupları, bizim öyle bir İçişleri Bakanımız var ki, suç işleyen herkeste fotoğrafı var. Albümü suçlularla çektirmiş olduğu fotoğraflarla dolu görevi suçu engellemek olan soylu üstüne gitmesi gereken suçluları koruyan, kollayan, onlarla fotoğraf çektiren bir durumda. Mafyadan 10 bin dolar alan, 10 bin dolar maaş alan siyasetçiden bahseden kendisi. Bu siyasetçiyi ne açıklıyor ne de bununla ilgili herhangi bir soruşturma yürütüyor. Ülkenin iç güvenliğini bırakmış, işini gücünü bırakmış, bütün derdi bizlere laf yetiştirmek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf yetiştirmek. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin talebiyle kara para atlama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait SBK Holding'in uçağına binerken çekilen bir fotoğrafı yayınlandı. Albüme yeni bir fotoğraf daha eklenmiş oldu. Demokratik bir ülkede olsaydı sadece bu durum onun istifasıyla sonuçlanırdı. Normal bir ülkede 10 kez istifa etmesini gerektirecek gerekçeler olan İçişleri Bakanı'na 11. gerekçe de ortaya çıkmış oldu. Değerli basın mensupları, son günlerde sokakta, metroda, evlerde kadına yönelik saldırılar artıyor. Hatta kadınlar hiç tanımadıkları insanların saldırısında can veriyor. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'de sokaklar güvende değilse o ülkede demokrasi ve adalet, adalet yoktur sözünü tekrardan anımsatmak istiyorum. Kadınlara Taksim Meydanı'nı, bize Mersin'deki Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklayan, demokratik anayasal haklarını sokakta haykırmak isteyenleri engelleyen saray iktidarı bu saldırılara neden engel olamıyor? Değerli basın mensupları. Bir çift sözümüz de Sayın Devlet Bahçeli'ye. Erken seçim isteyenler haindir dedi biliyorsunuz Sayın Bahçeli. 2002'de hükümet ortaklarına bile danışmadan erken seçim demişti Sayın Bahçeli. 2002'de erken seçim istediği için biz ona hain demiyoruz. Efendilik bizde kalsın. Biz böyle bir dili kullanmıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç kardeşim diyoruz. Erdoğan İzmir'de CHP'nin iktidar olduğu dönemde gecelik %7500'leri bulan faizleri gördü mü? ve hatırlayın bu ülke onların döneminde işsizliğin can yaktığı, başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı diyor. Bunu konuşmasında dile götürüyor. Sayın Erdoğan'a 2002'deki hükümetin yaptıklarından dolayı Sayın Erdoğan bizi suçluyor. Sanırım danışmanları Sayın Erdoğan'a yanlış bilgi veriyorlar ya da Sayın Erdoğan Türkiye'nin yakın tarihini yanlış biliyor. 2002 yılındaki koalisyon hükümetinde Cumhuriyet Halk Partisi yoktu. O dediğiniz şeyler yaşanırken Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değildi. Koalisyonun bir ortağı değildi. Ama az önce söylemiş olduğumuz erken seçim isteyenler haindir diyen senin de ortağın olan Devlet Bahçeli başbakan yardımcısıydı. Siz artık meseleyi onunla konuşur, kendi aranızda halleşirsiniz. Sayın basın mensupları, biz hemen seçim, acil seçim demek üzere meydanlara iniyoruz erken bir seçimde Erdoğan ve koalisyonun küçük ortağı emekli ayrılacak. Bu iktidar artık Türkiye'yi yönetemiyor. Yaşanan bu tablo karşısında Türkiye'nin derhal seçime gitmesi gerektiğini biz söylüyoruz. Bu sadece bizim görüşümüz değil. Artık vatandaşımızın da sahip çıktığı, dile getirdiği bir görüş. Erken seçim çağrımızı 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağımız mitingde dile getireceğiz. Ve iktidara da küçük da güçlü bir çağrı yapacağız. Biz mitingimizi iktidara bir an önce o sandığı vatandaşın önüne getirmesi için yüksek sesle talebimizi haykıracağız. Siz ne yaparsanız yapın artık sandıktan kaçış yok. Sizin vaktiniz çoktan doldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı önümüzdeki seçimlerde iktidar olacak. Parlamento çoğunluğunu sağlayacak. Millet İttifakının belirlemiş olduğu belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistemle tanıştıracak, ekonomik sorunlarını da bir an önce çözmeye başlayacak. Vatandaşımızın açlıktan, yoksulluktan sıkıntı çekmesini engelleyecek, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği, çalışanın hakkını alacağı, kadınlarımızın güven içinde sokaklarda yürüyebileceği, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe umutla bakacağı bir düzen kuracağız sizin yasaklarınıza kurduğunuz korku imparatorluğuna bütün bunlara rağmen vatandaşımız 4 Aralık'ta meydanları doldurarak size kırmızı kart gösterecek. Tüm vatandaşlarımızı 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağımız Milletin Sesi mitingine davet ediyoruz. Ne yaparsanız yapın, ne kadar elinizdeki olanakları kullanmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar yalanlar üretirseniz, ne kadar hakaret ederseniz edin, artık sandıktan kaçışınız yok. Değerli basın mensupları, teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplamak isterim. Buyurun. Fox Haber, Fırat Irmak. Efendim üç sorum olacak ama soru cevap şeklinde mi yoksa üçünü birlikte mi sorayım nasıl isterseniz? Siz üçünü beraber sorun. Eğer hatırlayamazsam yardımcı olursunuz. Tamam. ilk sorum Birleşik Arap, Arap Emirlikleri <laughs> tarafından gerçekleştirilen ziyaretle ilgili. Sayın Cumhurbaşkanı uçakta bazı açıklamaları oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bazı değişik dönemler yaşadık ama biz tamamen ipleri koparmadık. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi. Bir aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret oldu. Şubat ayında da ben iadeyi ziyaret gerçekleştireceğim dedi. 15 Temmuz sonrasında Arap Emirlikleri'ne yönelik yapılan açıklama ve bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? E, i̇kinci sorum Sayın Genel Başkan'ın helalleşme açıklaması ile ilgili yine Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu. Helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım. Helal nedir, haram nedir? Madem helalleşmeden bahsediyorsun, helalleşmek isteyen kalkıp da helalleşmek istediklerine bu şekilde gayrimilli diye hitap eder mi? Sen kiminle helalleşeceksin dedi. Son sorumda hem gıda hem de sanayideki stokçulukla ilgili kendisine sorulan sorulara Şeker örneğini verdi. Şekerde böyle bir sıkıntı yok. Bakanlığımız depoları gösterdi dedi. Sanayide ise bazı ahlaksızlar, edepsizler var. Üretimi engelleyip depolama yapıyorlar dedi. Stokçuluk dinimizde de yasaktır şeklinde bir açıklaması oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Şimdi aslında basın açıklamasında Bileşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkilere bir miktar değindik. Şimdi arkadaşlar meseleye şuradan bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz darbesinin arkasındadır dediler mi? Süleyman Soylu'nun ağzından, Numan Kurtulmuş'un ağzından, Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından bu darbeyi finanse etti dediler mi? Şimdi darbe girişimi ortada duruyor. Gaziler ve şehitler var. Dediğim gibi onlara yapılan yardımların da üstüne çöktüler. Onları da dağıtmadılar. Vatandaşlara vermediler ki bizim iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi. Sadece 15 Temmuz gazi ve şehitleri değil, aynı zamanda Beşiktaş'ta saldırıya uğrayan yurttaşlarımız için toplanan paraları da e, e, hayatını kaybeden, şehit olan e yakınlarına hızlı bir şekilde dağıtacağız. Şimdi bunları söyleyen kendileri. Ondan sonra dönüp hiçbir şey olmamış gibi biz ilişkiyi geliştiriyoruz. Aramızda geçmişte bazı sorunlar oldu. Şimdi bazı sorunlar nasıl olur biliyor musunuz? Bir Dışişleri Bakanı bir açıklama yapar. Bizim Dışişleri Bakanımız karşılık verir. Arada bir tansiyon oluşur. Birkaç gerilim unsuru ortaya çıkar. Bunlar geçmişte bazı sorunlar oldu diyebileceğiniz şeylerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir darbe oluyor. Darbe girişimi oluyor. Arkasında siz bir ülkeye işaret ediyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi dönüp o ülkeyle barışıyorsunuz. Ne için? Ne için? 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapacaksınız diye. 10 milyar dolarlık Kelepirden mal alacaklar diye. Bu yapmış oldukları şey Türkiye'nin dünyadaki saygınlığını, dış politikadaki güvenilirliğini, Türkiye'nin her an her türlü zigzag yapabilecek bir ülke olabileceği algısını güçlendiren, bizim de saygınlığımızı ortadan kaldıran bir davranış olur. Bir diğeri helalleşme. Şimdi Sayın Erdoğan'ın söylemiş olduğu sözlere cevap verme zahmetine girmemek lazım kendisi o bahsetmiş olduğu kavramların ne olduğunu biliyorsa, yani helalin haramın ne demek olduğunu biliyorsa, 20 yıldan beri ülkeyi yönetiyor. Aynı zamanda tahmin ediyorum kul hakkının da ne demek olduğunu bilecektir. Meseleye bir de kul hakkı tarafından bir baksın bakalım. Ondan sonra oturup konuşalım. Şekerde sorun yok. İşte bazı edepsizler var, stokçular var. Şimdi nedense ülke 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Ama bir iş ters gidince onun bir sorumlusu oluyor. O sorumlusu nedense iktidardan olmuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden olmuyor. Zannedersiniz ülkeyi başka birileri yönetiyor. Şimdi az önce de sordum. Ya bunları sen yaptın mı yapmadın mı? Merkez Bankası Başkanı'nı, yardımcılarını, Maliye bakanlığı, bütün bu bürokrasideki görevden almaları, dövizi zıplatan kararları onlara terkin ettin mi etmedin mi? Bugün uçakta Sayın Erdoğan konuşmadan önce kur düşüktü tekrardan zıpladı. Şimdi Sayın Erdoğan kurların nereye gittiğini görmüyor mu? Ona yanındaki bakanları, danışmanları bu konuyla ilgili ilgili doğru bilgileri vermiyorlar mı? Şimdi bir de olaya buradan bakalım. Kendisi Türkiye'nin günlük hayatından kopmuş, sarayda yaşayan başka bir Erdoğan. Türkiye'ye tepeden bakıyor. Türkiye'ye baktığı yerden, onun baktığı yerden gerçek Türkiye, çarşıda, pazarda yaşanan yangının olduğu Türkiye görünmüyor. Yazık ki Adalet ve Kalkınma Partililerinin de baktığı yerden artık çarşı pazar görünmüyor. Türkiye'yi bazen marketler fiyatlarla sıkıntıya sokuyor. Bazen stokçular ortaya çıkıyor. İşte yine stokçular ortaya çıkmış. Patates soğan meselesinde de biliyorsunuz depoları basıyorlardı. Ama nedense bunların hiçbirinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin günahı yok. iktidarın günahı yok. Onlar sütten çıkmış ak kaşık zaten. Evet. Efendim, bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk <laughs> olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen sorular var. Ulusal Kanal'ın ilk sorusu şöyle. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de başlatılacak miting 7 bölgeye yayılacak mı? Biz kaç bölgeye yayıl yayılacağıyla ilgili bir planlama yapmış değiliz. Ama sorudaki subliminal mesajı da anlamamış değiliz. Biz önümüzdeki dönemde mitingler yapacağız. Dönem dönem ama bunları Mersin mitinginden sonra planlayacağız kaç bölgede yapılacak, nerelerde yapılacak, hangi tarihlerde yapılacak henüz planlanmış değil. Ulusal kanalın bir diğer sorusu da şöyle. Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını destekleyerek mecliste hakikat ve yüzleşme komisyonunun kurulmasını önerdi. CHP'nin de geçmişte benzer önerileri olmuştu. Mecliste bu komisyon veya benzeri bir komisyonun kurulması için önümüzdeki dönemde CHP'nin bir çalışma planı var mıdır? Sizin öneriye yaklaşımınız ne olur? Evet biz tabii MYK'da konuşulan ya da MYK'da gündeme gelen konuları konuşuyoruz. Bu konu MYK'da gündeme gelmedi. Gelirse kendilerine e, uygun bir cevap veririz. Efendim KRT TV tarafından yönlendirilen sorular var. KRT TV'nin ilk sorusu da şöyle. Hafta sonu Alparslan Türkeş'i anma etkinliğine yönelik ellerinde sopalar sülhün bir grup tarafından saldırı yapıldı. Siz bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Ankara'da Merhum Alparslan Türkeş'i anma törenine bir saldırı yapıldı. Biz bu saldırıyı üzülerek izledik. Bunu merhumun hatırasına saygısızlık olarak görüyoruz. Bu saldırganların da bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Ankara'nın merkezinde bir yerde bir anma töreni yapılıyor. Elinde sopalarla polisin arasından geçerek o salon Saldırıya uğruyor. Türkiye'nin ne kadar güvenlikle ilgili sorunlar yaşayan bir ülke olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Umarız bir an önce İçişleri Bakanımız Sayın Soylu bu saldırganları bulur, onları yargı önüne çıkarır. Gereken hesap ise o sorulur. Efendim son olarak KRT TV'nin bir sorusu daha olacak. O soru şöyle. Parti sözcüsü Sayın Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarını Milli Güvenlik Kurulu'na götürülmesiyle ilgili Merkez Bankası'nın başına da emekli bir albay atayın olsun bitsin ifadesini kullandı. Siz bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii e, Sayın Faik Öztrak'ın vurgulamak istediği çok açık. Türkiye uzun zamandan beri liyakatten uzaklaşmış bir ülkeye dönüştü. Bütün adamalarda, devletteki bütün atamalarda öne çıkması gereken şey liyakat olması gerekirken Türkiye'nin ekonomi politikaları Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelir hale geldi. Türkiye'nin ekonomi politikalarının Milli Güvenlik Kurulu'nda ne iş var? Eğer bizim milli güvenlik politikalarımız bizim ekonomi politikalarımız Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşmayı hak eden bir tehlike arz ediyor ise o zaman bunu kim yaptı? Mevcut 20 yıldan beri yöneten bir iktidar var. Bu hale getirmiş oldu iktidar. Bizim Türk ordusunda Erden Generali'ne kadar bütün askerlerimizin, bütün görev yapan subaylarımızın şerefli bir şekilde görev yaptığına dair, onların terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğine dair hiçbir şüphemiz yok. Ama takdir edersiniz ki Merkez Bankası da liyakate uygun bir şekilde Merkez Bankası kültüründen yetişmiş. Ekonomiyi bilen, oralarda vakit geçirmiş, ve önemli deneyimler elde etmiş kişiler tarafından yönetilmesi gerekir. Sayın Faik Öztürk da meseleyi buradan bakarak yorumlamıştır. Evet başka soru var mı arkadaşlar? Peki teşekkür ediyorum.